Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu vektörler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 11. sınıf fizik kazanım kavramı testi 2 olacak. Hemen belirtelim, bu testler arkadaşlar 2022-2023 eğitim öğretim yılı için güncellendi. Kasım 2022'de tekrar yayınlandı. Vektörlerden daha önce bir test varken şimdi iki testimiz oldu. Biri yükledik, ikiyi de şu an çözüyoruz. MEYP yetkililerine emekler için çok teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Ben de size konu anlatımlarında yardımcı olmaya çalışacağım. Bilgim düzeyinde. Aynı düzlemdeki birinciyle başlıyoruz. Vektörler ile ilgili löp 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 işlemlerinden hangileri doğrudur diyor sevgili arkadaşlar. Bakalım birinciye. Şimdi k artı l artı m 0 diyor. Bir tane de k artı l artı m 2 m diyor. Bir bakalım. Sevgili arkadaşlar bak, k ile l'yi zaten ucuca eklemişsin. K ve L'yi. Bu iki arkadaşın bileşkesi zaten şu olmaz mı? Hop. Zaten şu arkadaş olur. Kalemin öbür tarafıyla açayım, daha güzel olur. Bu arkadaşların bileşkesi bu. K ile L'nin. Bak bir tane de M var. Hop. M'yi de tam böyle. Bu da M. Sevgili arkadaşlar, bir de M'yi toplarsan bu üçünün bileşkesi buyur sana şu olur. İşte bu olur. K artı L artı M bileşkesi bu olur ki sevgili arkadaşlar, K ile L'nin bileşkesi zaten sana M'yi verir. Bir tane de M toplayınca bu arkadaş iki tane M yapar. Güzel. Bak zaten hemen gördün. Hangileri doğrudur diyordu zaten. Yaptığımız analiz neticesinde hemencecik bulduk. K ile L'yi toplasam M yapar. Hop hop. Bir de K ile M'yi toplarsam iki tane M yapar. K artı L artı M 0 yapmaz. Gördün. M'yi ters çevirseydi, eksi M deseydi olurdu. Hadi onu yazalım. K artı L eksi M 0 olurdu arkadaşlar. Çünkü M'yi ters çeviriyordum. Bileşkeleri birbirine götürür. Yine K artı L artı M olur mu? Hayır, iki tane M olur dedik. Kolayca çözdük. Bir önceki senenin testinde de aynı şekilde çözmüştük arkadaşlar. Ona da bir bakabilirsiniz. 2 der ki, bir kenar uzunluğu 4 cm olan kümür ayrıtlar üzerinde KLMN vektörü verilmiştir. KLM. Buna göre vektörlerin bileşkesinin uzunluğu ne kadardır? Şimdi sevgili arkadaşlar, bunları aslında 4 yapıp şöyle de diyebilirsin. Bak şu her türlü de çözeceğim ben sana. X, Y, şurayı da Z kabul etsen. Şu arkadaşların bileşkesi zaten şuraya gelecek. X'i, Y'si ve Z'si. 4 oluyor değil mi? Bakın 4. X'i de 4, Y'si de 4, Z'si de 4. Böyle durumda sevgili arkadaşlar, kitabımızda da var. Mesela bileşke vektörüm benim 4 vektör oluyor. Bu arkadaşın bileşkesini bulurken ne yapıyorum? R'nin karesi, 4'ün karesi artı 4'ün karesi artı 4'ün karesi yapıyorum. Toplamda 16, 48 yapar. 48'in de kare kökünü alırsan 4 kök 3 yapar. 4 kök 3'ü böyle de bulursun sevgili arkadaşım. Şöyle de bulursun. Gel biz bir de o şekilde çözelim. Bir dakika. İki de düşünebilirim. Şöyle düşünebilirim. Bak şu arkadaşı getirdim. L ile M'yi alıyorum önce. L ile M'yi aldığımda sevgili arkadaşlar 4 görüyorsun 45 derece. 4 kök 2 olur bu. Şimdi 4 kök 2 ile şu 4'ü işleme soktuğumda arkadaşlar şu yüzeyle bakın şu yüzeyle şu arkadaş birbirine diktir. Yani şurası 4 olur. Bir de şu arkadaşı buldum. Ne kadar buldum? Diktir birbirlerine. 4 kök 2 olur. Sen şimdi yine bunun bileşkesini bulduğunda 4'ün karesi artı 4 kök 2'nin karesi yaparsın ki zaten bak bu arkadaş az önce yaptığın şurasıdır zaten. Tamam. 16, 32 olur burası. 16 ile toplarsın. 48 yapar. Yine aynı neticeyi bulursun. Ama söyleyeyim ben sana, en güzeli böyle x, y, z şeklinde de görmendir. Bir önceki testte de yine aynısını çözmüştük. Orada da farklı bir anlatım varsa bakabilirsiniz. Bu 3 yeni. Eşit bölmeli düzlemde KLMN vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin yatay bileşeni FY, düşey bileşeni de FD olduğuna göre ne kadardır? Sevgili arkadaşlar, burada her zaman söylüyorum. Bak burada da yaptığımız gibi hepsinin de K
K, L, M, N'nin nelerini hesaplayalım? X ve Y'lerini. Tablo metodu en can metottur arkadaşlar. En güzel metottur. Bak X ve Y'lerini teker teker yazalım. X'lerini ve Y'lerini, yataylarını, bu yatay, şu da dikey. Şu Y kafanı karıştırmasın. Yatay bu. Tamam mı? X'lerini yazıyorum. Ya da tamam hocam şöyle de, buraya yatay de, buraya da dikey de. Tamam böyle dedim. Gönlümüz hoş olsun. K'ya bakıyorum arkadaşlar. Yatayda ne kadar var? 1. Sağı artı aldım. Yukarıyı da artı alacağım. K'yı gördüm. Yatayda 1. Dikeyde de 2. Değil mi? Bak 1, 2. İkisi de pozitif yönde. L'ye geldim. L arkadaşlar yatayda artı 2 sağa doğru. Dikkat et, dikeyde de hop aşağıya doğru 2. Ama eksi 2, dikkat değil mi? 2 birim aşağıya. Geldim M'ye, Manisa'nın M'si. Arkadaşlar yatayda 2 birim sola. Eksi 2. Dikeyde 1 birim yukarı. Artı 1. Nide'nin N'sine geldim. Benim memleketim olur. Yatayda eksi 2. Dikeyde 1, 2, 3. Artı 3. Güzel. Şimdi topla bütün bunları. Şu arkadaş da şu arkadaşı gitti. Bu arkadaş eksi 1 oldu. Bu arkadaş bunlar gitti. Bu da 4 oldu. Arkadaşlar yatay bölü dikey kaç oldu? Eksi 1 bölü 4 dersen cevap şıkkında bulamazsın. Neden? Çünkü büyüklüklerini sorduğu için ben bunun mutlak değerini alacağım değil mi? Artı 1 bölü 4. Boyunu sorduğu için eksi 1 denmez yani. 1 denir. Çok ayıp. 3'e bursa diyorum. 4 ile devam edelim o zaman. Eşkare bölümü düzlemde KLM'ni, evet bunu da diğer testte çözmüştük. Burada da bütünlük bozulmasın diye hepsini çözeceğim arkadaşlar. Hangisinin bileşkelerinden birisinin büyüklüğü 3 birim değildir? Bileşenlerinden biri. Sevgili arkadaşlar K'ya bak. Bak yatayda da 3, dikeyde de 1. Alayı gelmiş. L'ye bakıyorum. Yatayda 1 ama dikeyde 3. 1, 2, 3. L'de de var. M'ye baktım. Yatayda 3, dikeyde 1. Değil mi? Bak 1, 2, 3. Bunda da var. N yanıldı arkadaşlar. Bak 2'ye 2. X artı 2. X bileşeni, yatay bileşeni. Eksi 2 de dikey bileşeni. N olmadı. P neden doğru? P yatayda eksi 2. Bak dikeye baktığımda da dikeyde 1, 2, 3. Güzel. Bunu da kolayca yaptım. 5'e geldim. Başlangıç noktaları çakışık. Aralarında kaçı? 120 derece olan, büyüklükleri 2 ve 4 olan iki vektör şekilde gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkenin büyüklüğü kaç bin? Arkadaşlar iki yolu da söyleyeceğim. Kosinüs teoremini biliyorsun fizik için. Bileşke vektör 120 derece var. R'nin karesi, bana büyüklüğü sordu zaten. R'nin karesi 4'ün karesi artı 2'nin karesi artı 2 çarpı 4 çarpı 2. Bunları ayrı ayrı çarpıyorum. Bir de çarpı kosinüs 120 oluyor. Şimdi bunun çözümünü sana bırakacağım. Sadece şunu söyleyeceğim sana. Kosinüs 120'nin değeri eksi 1 bölü 2'dir. Sen bunu zaten biliyorsundur trigonometriden. Sen bunu bir çöz. Şimdi yapacağım metotla aynı şeyi bulacağız. Sevgili arkadaşlar çok güzel bir şey var. Biz bazı özellikler de öğrendik değil mi? Bak şu 4'te ne var? 4 aslında 2 artı 2 değil mi? Güzel. Şimdi burada ne var? 2 birim var. Hop burada da 120 derece var. Biz pratik olarak şunu öğrenmiştik. 2 tane vektör birbirlerine denk ise F ise ve aralarındaki açı da arkadaşlar 120 derece ise bileşke vektörümüz ne kadar oluyordu? Hop F kadar oluyordu. Yani bileşkemde benim 2 oluyor. Şimdi bu durumda ne oluyor? Şu ikisini işleme soktuğumda şuraya doğru 2 var. Güzel. Hop bir de sevgili arkadaşlar şu işleme katmadım şu 2 var. Ha şimdi ne oldu? Bak burası da 60 derece. 60 derece. Yine aynı. F olduklarında yine sevgili arkadaşlar F kadar olduklarında aralarındaki açıda 60 derece olunca bileşke vektörüm arkadaşlar F kök 3 kadardı. Yani 2 kök 3 kadar olur bileşkem. Neredesin 2 kök 3? E şıkkındasın. 5'e de E dedik. Dediğim gibi şunu da çözersen yine aynı şeyi bulacaksın. Kosinüs 120'yi bulmakta zorluk çekersen bak pratikçe bu hale getirdik arkadaşım. Geldim 6'ya. Kenar uzunlukları 3, 4, 12 prizmanın kalem uzunlukları gibidir. Buna göre vektörlerin bileşik uzunluğu ne kadardır? Sevgili arkadaşlar klasik bir Kızılderili numarası. Şurası 4, şurası 3. Ha bak
Az önce şu 2'de eğer boyutlandırmaları, dikliği tam anlayamadıysan 6'ya bakıp daha güzel anlayabilirsin. 3 ile 4'ü bir köşeye sıkıştır. Bak şunun boyu 3, şu arkadaşın 4. Hemen şunların bileşkesini al. Oo, bak çizdim. K artı L bu. K artı L. Sevgili arkadaşlar, 3 birim, 4 birim. Ne kadar yapar? 5 birim yapar. 5 birimi buldum. Şimdi şunu görebiliyorsun değil mi ya? M ile 5 diktir arkadaşlar birbirine. Hocam hiç de dik olmadı. Sevgili arkadaşlar, bu kutunun köşegileri gibi bir şeydir yani. Ben onu bir önceki testte de gösterdim. Köşegen yapıyorsun yani. Kutu kübün şu yüzeyiyle şu yüzeyi birbirine dik değil midir? Diktir. Bak şu M de bu yüzeyde. Yani oluşan şekil şu oluyor sana. Dik. Şurası 5 oluyor. Burası da 12 oluyor. Aklına bir şeyler geliyor mu? Geliyor hocam. Ne geliyor? 5, 12, 13 üçgeni geliyor. Haydi hayırlı işler. Yani Pisagor yaparsan 5'in karesi 12'nin karesi sana 13'ün karesi 169'u verir arkadaşım. 7 numarayla devam edelim. 7 numara kenar uzunluğu 9, 10, 12 gibidir. Buna göre A artı B artı C'nin yani A, B, C, D vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü nedir? Şimdi 4 tane vektör var. Ben bunları birbirlerine girdirsem 4 tanesiyle uğraşmam çok zor. Ama arkadaşlar hemen bir şey fark ediyorum. Bakar mısın? A vektörü ile D vektörü zıt vektörler. Biri şöyle, diğeri de böyle. Arkadaşlar bunların bileşkesi sıfır olmaz mı? Aynen. Demek ki benim A ile D ile işim kalmayacak. Ne yapacağım? B ile C'nin bileşkesini alacağım. Ve şuralarda dik. Bak burada da dik değilmiş gibi çiziyorsun çünkü 3 boyutlu çiziyorsun. Arkadaşlar B 12, C'yi de bana kaç vermiş? 9 vermiş. 9. Şimdi yapacağım olay şu. 12, 9. Hop bileşkeyi bul bakalım. Arkadaşlar bu da 3, 4, 5 üçgeniyim diye bağırıyor. Bak 4'ün 3 katı, 3'ün 3 katı. Demek ki 5'in 3 katı olan 15 olacak bu. O da C şıkkında. Başka nasıl yapardın? 9'un karesini alır, 12'in karesini. Ya da ben işte büyük sayılarla uğraşmak istemiyorum. Cep telefonunda büyüttüğün gibi, küçülttüğün gibi şunu küçültürsen 3, 4, 5 üçgeni elde edersin. 3 kat küçültmüş olursun. Şimdi 3 kat büyüttüğünde de 15'e tekrar geri dönersin. 8. Sayfa düzleminde verilen K ve L vektörü şekildeki gibidir. Buna göre eksi K artı L bölü 2 vektörünün aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar hop kısıtlı imkanlarımız varsa ne yapıyorduk? Hop genişletiyorduk. Birinci testte de anlattım sana bunu. Hatta gel daha da abart şuralara çiz. Şimdi öncelikle K'nın eksilisini al diyor. K'nın eksilisini aldım bir de L'nin şeyini alacağım. Tamam. Ha, ucucu ekleyeceğim sonra. L'nin de yarısı tamam. Arkadaşlar K bak 2'ye 2 sağa doğru gitmiş. Bu arkadaşın eksi K bu değil midir? Bu eksi K'dır. Bak zıttını aldım. Aldım. Şimdi L'nin de yarısını al diyor. L'nin yarısı da arkadaşlar şu kadarcık. Değil mi? Bak iki tane köşegen gitmişken bir tane gideceksin. Şimdi bunları birleştiriver. Başlangıçtan bitişe hop çizdim. Ne görüyorsun? 1'e 3 görüyorsun. Nerede görüyorsun onu da? 1'e 3 A şıkkında. Diğerleri öyle değil. 8'e de A'yı gönül rahatlığıyla söyledikten sonra geldim şuraya. Aynı noktada etki eden sırasıyla 5, 25, 5 ve 25. 5 Newton ve 25 Newton. Bak bunu sana iki türlü de çözeyim mi? Evet yani öyle çözeceğim. 25 açı 53 derecedir. Kosinüsü de vermiş kaçtır? Sevgili arkadaşlar kosinüs teoremini yaparsak R'nin karesi, R bileşkesinin formülü yazıyorum. F1'in karesi artı F2'nin karesi uzunluklarının tabii ki artı 2 tane F1 uzunluk çarpı F2 yine uzunluk çarpı kosinüs 53. Şimdi burada zaten biliyorsun 5, 25 karelerini alacaksın. Burası da 5, burası da 20. Bildin bu işlemi yap, R'yi bul. Ben sana diğer metotla çözeyim. Bak nasıl çözeceğim. Şu arkadaşın bileşkelerini yazalım. Yatay ve dikey. Hop. X ve Y eksenleri yaptım. Sevgili arkadaşlar bu arkadaşın yatay bileşeni bak kosinüs 53 ile çarptığımda 3 birim olur. 3 Newton olur daha doğrusu. Şurası daha büyük olur biliyorsun.
Burası da 4 birim olur. Zaten 3-4-5 üçgeninin kosinüs değerleri. Kosinüs 0,6, 5'i 0,6 ile çarptığımda burası 3 oldu. 3, 5, burası da 4 hemen çıktı. Sevgili arkadaşlar, şimdi bu arkadaşlara işlem yaparsan şu olur. Burası 4 birim olur. Bak burası da 3,28 olur. Değil mi? Bak bir 3 birim bu var, bir de 25 birim var. Bu hop 28 Newton olur. Şimdi bunu hesaplarız. Hop şuraya getirdiğinde. Hocam yaptığın işte iş mi? Yani sanki işimizi kolaylaştırdı. Yani şekli gör diye istedim sevgili arkadaşım. 28'in karesi. Ben de bilseydim 28'in karesini almak zorunda kalacağımı şeydi. Buna R bir yerde dedim mi? Demedim. R'nin karesi arkadaşlar. 28'in karesi artı 4'ün karesi. 28'de 28'i hiç üşenmeden, gücenmeden çarpıyorum. 4, 6, 22, 6, bir elde 5. 4, 8, 784. Tanıdık geldi. 784 artı 16. Bu da sevimsiz oldu değil mi ya? 6, evet tamam. 790 mı? Yo, 800 oldu ya. Hiç de sevimsiz olmadı. R'nin karesi bak. Şimdi R'nin boyu ne oldu arkadaşlar? Kök 800 oldu. Kök 800 kim? 400 çarpı 2. 400 kurtar kendini. 20 kök 2. Haydi hayırlı işler. Oh be. Bir an böyle denizlere dalıyorum zannettim de. Gördüğün gibi şu işlemi de yapsan karşına bu çıkacak. Dediğim gibi böyle yapsan da. 53'ü gözüme kestirdim de o yüzden. Bakalım 11'de neler diyeceğim sana. F1, F2 kuvvetlerinin XY koordinat düzlemindeki bileşenlerin büyüklüğü birim cinsinden tabloda verilmiştir. Löp löp löp. F1 artı F2 artı F3 kuvvetinin büyüklüğünün F2 kuvvetinin büyüklüğüne oranı kaç katı kadardır? Büyüklüğünün kaç katı kadar? Arkadaşlar önce bileşkeye hepsini toplayalım. Topluyorum değil mi bunları? Burası 5. Güzel. Şunları topladım. Bu da 5. Yani bileşke şöyleymiş arkadaşlar. Burası 5, burası 5. Hop, gördün zaten. 5, 5, 5 kök 2. Peki sevgili F2 ne kadar? Sevgili arkadaşlar F2'nin de 2 kök 2 olduğunu görüyorsun da ben sana göstereyim. Hani daha çok ayrıntı isteyen arkadaşlar için. 2 sağa doğru, 2 aşağıya doğru. Bak yine bileşkeyi aldım da yine köşegen oldu. 2 kök 2. Bu bunun kaç katıdır dediğine göre 5 kök 2 bölü 2 kök 2. Arkadaşlar bir de matematik bilgisi vereyim. Bazen arkadaşlar karıştırabiliyor. 5 ile kök 2 burada çarpım halinde. 2 ile de kök 2 böyle çarpım halinde. Bak o yüzden kök 2'lerle vedalaşıyorsun. Cevabı 5 bölü 2 buluyorsun. Ona E dedik. Geldik benim kavga ettiğim 11. soruya. Neden kavga ettiğimi de söyleyivereyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, İki boyutlu düzlemde bulunan böyle verilmiş. Buna göre 3 kuvvetin toplam büyüklüğü kaç Newton olur? Şimdi buradaki trik şu. Sen ne 43 ne 10 derece, aslında bu da 37 değil de 27 yapacağım bunu. Neden 27 yaptığımı da söyleyeceğim sana şimdi. Şimdi sevgili arkadaşlar tamam 37'yi biliyorsun. 37'nin değerlerini. Sana hiç kosinüs sinüsleri de vermemiş. Kabul. Ama şöyle yapabilirsin. Bak koordinat sistemini 10 derece şöyle çevirsen. 10 derece çevirsen. Ya da bak bu yaptığımı şöyle de düşünebilirsin. Bütün şu kırmızı vektörleri 10 derece sağa çevirsen. Bak başına neler geliyor. Aynı şey ha. Ben şu koordinat sistemini 10 derece çevirirsem ya da şu bütün kırmızıları olduğu gibi 10 derece saat yönünde çevirirsem. Ya da koordinat sistemini koordinat sistemini hop 10 derece trigonometrideki pozitif yönü, saat yönünün tersine çevirirsem. Başıma gelenlere bak. Arkadaşlar şu arkadaşları şöyle indirdiğimde bak 15 Newton'luk arkadaşının ne oluyor? Şu 15 Newton. Şurası 53 derece oluveriyor. Güzel değil mi? Bak burası 37 derece oldu. Senin o sevdiğin, beğendiğin bir açıya geldi. Bu 12 hop dedi tam da şuraya denk geldi. Hatta dur ya kırmızı kırmızı yapalım. Şu arkadaş bu oldu. Bu arkadaş da bu oldu değil mi? Güzel koordinat sisteminde geçir. 12 tam hizaya geldiler. Sevgili arkadaşlar bunu 27 yapmamın sebebi şu.
Eğer 37 olursa, yani bu sorunun ben yani basım hatası olduğunu düşünüyorum. Yanlış verildiğini düşünüyorum. Eğer siz başka çözdüyseniz de beni uyarın, cevaplarınızı alayım. Ama ben böyle çözeceğim ki buradaki mantık da zaten koordinat sistemini çevirebilme mantığı. Şimdi arkadaşlar bunu da 17 çevirince şu arkadaş da işte 37 dereceye geliyor ama bir dakika ya. Çok pardon. Ha öyle mi çözelim ya? 27 o da 37'ye geliyor. O da 37 oluyor, o da 37 oluyor. Tamam öyle çözeyim. Bu da 20 Newton. Tamam burası 37 derece. Keşke şurayı 53 ile çözseydim ya. 53 ile çözsem daha iyiydi ya. 10 derece 43. Şurayı 43 verelim mi arkadaşlar? Şimdi 37 olunca gene garip şeyler çıkacak da. Bir dakika ya tamam böyle çözeyim. 37 çözeyim olmazsa şeyle de bir bakarız. Şimdi arkadaşlar bak bu arkadaşların şimdi bileşkelerini alalım. Şu arkadaşın yatayı ve dikeyi. 3, 4, 5 üçgeninin açıları. Bu arkadaşı kosinüs 37 ile çarp. Kosinüs 37 kaç sevgili arkadaşlar? 0,8 değil mi? 4 bölü 5. Sevgili de çarptığımda burası 12 birim oluyor. 3, 4, 5'in 3'er katları. Bu da 9 oluyor. Güzel. Şimdi şu 20'yi alırsam, 20 Newton'lu alırsam. Hop. Yatay bileşeni gene. Hop. Dikey bileşeni. Burada da sevgili arkadaşlar yine 3, 4, 5 üçgeninden gidecek olursam. 4, 3, 5 desem. Bak 5'in 4 katı. 3'ün 4 katı 12 olur. 4'ün 4 katı da 16 olur. Yani şu arkadaşın da yatay ve dikey bileşenleri 16 sola doğru, yukarı doğru da sevgili arkadaşlar 12 olur. Güzel. Bu fena olmadı. Şimdi bak bütün hepsinin şimdi bileşkeleri alınca bu 12 ile bu 12 gitti. Yukarı doğru 9 kaldı elimde. 12, 6 gitti. Sola doğru 4 kaldı. Şimdi bunun bileşkesine baktığımda sevgili arkadaşlar 9'un karesi artı 4'ün karesinin karekökünü alacağım. 81 artı 16 kök 97 çıkıyor. Şimdi şıklarda o yok. Eğer şurası öyle de çözeyim ben sana. 43 verilseydi 43 derece olsaydı şimdi çok daha güzel şeyler oluyor. Bu durumda zaten 9-12'lerimde bir sıkıntı yok. Bu 12 de yerinde duruyor. Onları tekrar edeyim. Bak burası 9. Burası 12. Hop burası da 12. Aşağıya doğru verilmişti zaten. Şimdi şu arkadaş 43 verilirse 10 derece döndürürsem şurası 53 dereceye geliyor. Değil mi? 53 derece oluyor. Bu durumda şöyle 20'yi yaparsam 3 ve 4 ve 5 yapsan 5'in 4 katı 3'ün 4 katı 12 olur. 4'ün 4 katı 16 olur. 16. Şimdi 20'nin bileşkelerini de böyle almış olurum. Sevgili arkadaşlar bak çok güzel bir şey çıkıyor bu durumda karşıma. Şu 12'lerle vedalaşırsın. Yukarı doğru 25 var. Aşağıya doğru 12 var. Bu iki arkadaşın bileşkesi de ne olur arkadaşlar? Yukarı doğru 13 Newton olur. Soruyu şöyle değiştiriyorum o zaman ben. Burayı 43 derece yapıyorum. Hop cevap anahtarı da C demiş. C'yi de arkadaşlar 13 yapıyorum. Ha hocam sen de amma salladın. Çok fahiş bir hata yaptın. Bu 37 doğru şöyle şöyle diyorsanız lütfen yorumlara yazınız. Ama dediğim gibi burada muhtemelen büyük bir hata yapıldı. Yani bir hata yapıldı büyük demeyelim de basım hatası da olabilir. Benim çözümüm bu. Ya da işte çok fahiş böyle enteresan bir şey var da ben göremiyorum. Siz de artık yorumlara yazarsınız. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.